Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahabetihi ecmain. Evet. Bugün ele alacağımız edat rubbedir. Rubba harftir. İsim ve fiil olarak geldiği, yani yaygın olan kullanımda isim olarak ve fiil olarak anıldığı yok. Yani şöyle Rabbe fiilinin binai mechulü olarak o geliyor, o ayrı, ama şu Rabbe genelde harfi cer olarak geliyor. Onun binai mechul, yani Rabbe, Rabbe, o tabi pozisyon olarak aynıdır. Ama şey kullanımı farklıdır. Evet. Rubba harfu cerrin. Harfi cerri hilafin kufiyin. İlginç. Kufiler fi dava ismiyetihi. Yani kufiler isim olduğunu iddia ederler. Ki biliyorsunuz arkadaşlar, kufiler muhalefet cephesidir. Böyle hep muhalefet ediyorlar. Onun için fazla görüşleri de tutulmuyor. وَقَوْلُهُمْ اِنَّهُ اُخْبِرَ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ. Onların şu sözü, diyorlar ki Rubbe'den haber gelmiş. Yani müsnedü ileyhi olmuş. Tabi müsnedü ileyhi olması demek ne demektir? Onun isim olması demektir. Çünkü biliyorsun ismin hassalarından birisi onun müsnedü ileyhi, yani özne oluşudur. Dolayısıyla kufilerin bu şiirle ilgili şöyle demeleri, yani müsnedü ileyhi olmuştur. Dolayısıyla müsnedü ileyhi muhbar anu aynı şey. Yani dolayısıyla isimdir. Ona Rüşen cevap verecek. Beyt şu. En yektulüke fe inne katleke lem yekun ağran aleyke ve rubbe katlin ağru. Evet. En yaktuluke, eğer onlar seni öldürürlerse. Fe inne katleke, senin öldürmen, öldürülmen. Bu, burada mastar, katle, mef'ule idafe edilmiş. Veya şöyle de diyebiliriz, mastar bina mechul ne ebi faaline idafe edilmiş. Ama tabii bu biraz detay gidiyor onu. Evet. Fe inne katleke, senin öldürülmen lem yekun ağrın aleyke, senin için ayıp değildir. Ki sen çünkü yiğit adamsın, işte cesursun, şöylesin, böylesin. Onun için senin öldürülmen senin için ayıp değildir. Ve rubbe katlin ağrın, nice öldürülmeler vardır ki kişiye ayıp oluyor. İşte güya kufire diyorlar ki kat, rubbe burada müsnedü ileyhi olmuştur, ama bu çok yani şey bir görüştür. Çünkü müsnedü ileyhi rubbe değil yani. Müsnedü ileyhi katildir. Yani katilden mecrur olan isim müsnedü ileyhi olmuştur. Rubbe müsnedü ileyhi olmamıştır. Çünkü Arun rubbenin müsnedi değil. Yani onun vasfı değil. Yani dolayısıyla Kufelilerin bu şey istişadı çok zayıf, yani yersiz bir istişattır. Ha, memnun. Bak diyor, ve kavluhum memnun. O Kufelilerin işte burada Rubbemiz muhbaru anuhudur, müsnedüleyidir demeleri memnudur. Yani bunu kabul etmiyoruz. Bel ağrun haberun li mahzufin. Bu ağrun mahzuf bir şeyin haberidir. Vel cümletu sıfatun lil mecruri. Cümle de mecrurun sıfatıdır. Yani bence bu da çok zorlamadır. Ev haberun lil mecruri. Doğru olan da budur. Yani o ağrun mecrur olan Rubbenin mecruru olan katilin haberidir. Yani çünkü iz huve, çünkü bu Rubbe ile mecru olan isim
ağrın şey rubba katlin, o rubbeyle mecrur olan katlin ismi burada muhtedadır. Kemasi eti ileride de bu gelecek. Mesela şunun gibi marartu bi zeydin. Ne diyoruz? Zeydin mef'ul bi gayri salihtir. Ba ile mecrurdur. Halbuki nahvilerden hiç kimse yani ba mef'ul bi gayri salihtir dememiş. Bu da onun gibi. Rubba katlin ağrın yani katlinin rubbe ile mecrur olması ve aynı zamanda o mecrurun muhbaru anhu müstedu ileyhi mübteda olması rubbenin mübteda olması anlamına gelmez yani. Ve leyse manahu etteklilu daima. Bu rubbenin manası devamlı taklil değil. Yani meşhur olan taklil ise de ama daima şey taklide hilafen ekseri. Çokları öyle demişler. Demişler bu benim manası daima taklidir. Öyle değil. Ve le teksiru daima. Daima teksir de değil. Hilafen libni durusta ve yihi ve cemaatin. Bunu durustu ve bir nahvilerden bir cemaat demişler ki bu daima teksir içindir. Öyle de değil. Bel teridu li teksiri kesira ve li teklili kalila. Belki bu rubba çoklukla teksir için gelir. Az olan da teklil için gelir. Hatta bazıları tersi de söylüyor. Yani çoklukla teklil az olan da teksir. Her halükarda bu rubba nedir? Adıdadendir. Adıdad. Adıdad. Yani bir kelimenin zıt anlamlara gelmesi. Çünkü tekfir ile taklir birbirinin zıddıdır. Her iki manaya farklı zamanlarda delalet etmesi onun adlardan olduğunu ifade ediyor. Mesela cun gibi. Cun hem siyah hem beyaz anlamına geliyor. Dolayısıyla adlardandır. Mesela وَالْلَيْلِ اِذَا قَسْعَسَ قَسْعَسَ هَمْ اَقْبَلَ hem edbere anlamına geliyor. Dolayısıyla bu da zıt anlamlılardandır. Adı da diyoruz. فَمِنَ الْاَوَّلِ رُبَنِنْ Efendimiz söyleyeyim teksir için geldiğine örnektir. قَوْلُهُ تَعَلَى رُبَمَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ aslında rubbe şeddelidir ama burada Asım'ın kiraati, Hafs'ın rivayeti tekfifledir. رُبَمَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا yani nice kezler, yani çokça kafirler temenni ederler. Neyi temenni ederler? لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ Müslüman olmayı çokça temenni edecekler ileride. Evet, işte burada ruba teksir içindir. Uma, rubama. O ne madır? Ona mayı kaffe diyoruz. Rubbeye amel denmen eden onun için fiil üzerine gelmiştir. Yoksa rubba harfi cer olarak biliyorsunuz isme mahsustur. Ama umay kafa onun amelini ilga ettiği için fiil üzerine gelmiştir. O lev kanu müslümindeki lev de lev-i mastariyedir. Yani nahvilerin bir görüşüne göre vedde yeveddüden sonra gelen lev mastariyedir. وفي الحديث حديث الشريف يا رب كاسية في الدنيا آرية يوم القيامة yani dünyada nice elbiseli olanlar var ama kıyamet gününde çıplak olacaklar. Yani üzerlerinde elbise olmayacaktır. İşte bu ya Rabb'a o ya nida harfidir veya tembih harfidir. Nida harfi olursa ona bir münadanın gizli olduğunu söyleyeceğiz. Mahzuf olduğunu söyleyeceğiz. Yani ya kavmu ey kavm rubbe kasiyetin fi dünya ariyetü yemme kıyamet. İşte burada da rubbe teksir içindir. Evet.
Allahu Ekber. Ve sumi'a Arabiyyun. Arabi, çölde yaşayan Arapları, Bedevilere Arabi denir. Birisinden ba'de enkıda-i Ramazan'a, Ramazan ayı bittikten sonra şöyle söylediği duyulmuştur. Ya Rabbe saimihi len yasumahu ve ya Rabbe kaimihi len yakumahu. Nice Ramazan ayını tutan var zahiren ama gerçekte tutmamış. Niye? Çünkü günahlardan, münkerattan uzak kalmayınca o orucun bir anlamı da yoktur. Çünkü orucun esprisi nedir? O oruç boyunca günahlardan uzak olmaktır. E günahlardan uzak olmadığı halde tutuyorsa tutmamıştır. Ve Rabbe kaimin, nice Ramazan ayında gece kalkan, yani Ramazan ayını ihya eden var. Mesela teravih kılmakla vesaire. Zahiren öyle, camiye gider, hırçır yapar. Ama gerçekten en yakumahu kalkmamıştır. Çünkü o kıyamı uygun değil. Sahih değil. Yani günahlardan uzaklaşarak yaptığı bir kıyam değil. Burada Rabbin içindir, teksir içindir. Yine ya, yani ya kumu gibi, ya sahibu gibi bir, yani münada tazif şey, gizli olduğunu söyleyeceğiz bu ya. Nidaha, ya tembih edatı olduğunu söyleriz. Tembih sanki burada daha iyi oturuyor. Burada da diğer ya Rabbe kesiyetinde de tembih manası daha iyi oturuyor. Ve huve bu Arabi'nin bu sözü mimma temesseke bihil kisaiyyu ala i'mali ismül fa'ilil mucerredi bima'nel mazî. Evet. Kisai'nin delil olarak kullandığı bir örnektir, şahittir. Neye delil kullanmış? Kisai demiş ki ismü fa'il el mucerredi, yani üzerinde elif lam olmayan ismü fa'il, mazi anlamında olsa bile amel eder. Biliyorsunuz, ismü fa'il, ismü mef'ul, amel edebilmelerinin şartı hal ve istikbal anlamında olmalarıdır. İsmü fa'il ve ismü mef'ul cumhure göre mazi anlamında olunca amel etmezler. Ama Kisai bunun gibi bazı Araplardan duyulan şahitlere, metinlere, şiirlere dayanarak Kisai demiş ki ismü faal, mazi anlamında da amel eder. Çünkü şey diyor ki, Kisai diyor, saim ismü faaldir ve mana mazi ha mef'ulüdür. Burada mef'ulünü nasb etmiştir. Tabi evet. Kale şair. Şair şöyle dedi. Fe ya rubbe yevmin kad lehevtu ve leyletin bi anisetin ke enneha khattu timsali. Fe ya rubbe, nice yevmin, nice günler, kad lehevtu, eğlenmişim. Ve leyletin, nice geceler eğlenmişim. Bir anisetin, aniseyle, yani bana teselli veren, efendime söyleyeyim, bir bayanla. Keenneha, sanki o gece veya gündüz, hattu timsali, sanki o geceler bir heykelin çizgisi gibi. Yani heykeldeki çizgiler nasıl belirginse, benim o gecelerim de eğlenceli, geçirdiğim geceler de belirgin. İşte burada da rubba teksir içindir. Evet, yani çünkü buralarda şey anlamı uygun değil arkadaşlar. Taklil anlamı bütün bu örneklerde uygun değil. Evet.
Vakale ahar. Diğer bir şair yine. Rubbama ufeytu fi alemin tarfa'an thevbi şemalatu. Rubbama nice yine rubba ma kefa nedeniyle ameli iptal edilmiştir. Onun için fiil üzerine gelmiştir. Rubbama nice kerreler ufeytu fi alemin ufeytu yükselme anlamındadır. Nice kerreler ben yükselmişim fi alemin, fi bir mana aladır. Yani ala alemin dağ üzerine yükselmişim ki tarfan thevbi şemalatun o dağın üzerinde şemalat kuzey rüzgarları. Kuzey rüzgarlarının elbiselerimi uçurduğu, kaldırdığı yani uçurduğu nice kerreler öyle dağ üzerine çıkmışım. Şimdi burada yine rubba teksir içindir. Evet. Sanırım burada şair bu rubbama ufeytu fi alemin cömertliğini ifade etmek üzere bunu söylüyor. Çünkü Araplar özellikle cömertlikte başkasının önüne geçmek isteyenler dağlara çıkıyorlardı. O dağlarda ateş yakıyorlardı. Gür, büyük ateşler. Ta ki uzaktan yolcular, kervanlar onları görsün ve gelip bunlar da ona, o gelen yolculara, kervanlara ikramda bulunsun. Yani o kadar Araplar cömertliği seviyorlardı. İşte kendisi öyle anlatıyor. Ben diyor nice kerreler o kuzey rüzgarların elbisemi uçurttuğu dağların üzerine çıkmışım. Niçin çıkmışım? Orada ateş yakmışım ki millet gelip benim keremimi, cüdümü kastetsin. Evet. O cüddeliğin bu örneklerle istişat etmenin, istidlal etmenin vecihi, yani bu anlattığımız örneklerde hem ayet, hem hadis, hem de iki üç şiir geçti. İki hadis geçti, bir ayet geçti, bir iki şiir geçti. Bunlar da Rubbe'nin teksir için olduğunun delili ennel ayete rubbama yeveddu lezine keferu levkanu muslimin bir vel hadise hadis ya rubbe kasiyetin fid dünya ariyetun yevmel kıyama o bir de diğeri ya rubbe ya rubbe ya rubbe saimetin ya rubbe o hadiste o Arabi'nin sözüydü o. Bir de bu iki beyt bunlar nasıldır? Methukatun ayet ve hadis niçin zikredilmişler? Littehvif insanları korkutmak için. Birinci şey ayet insanları kafirlerin durumuna düşmekten korkutmak için. Onların durumu nedir? Kıyamet gününde o cehennem azabını görünce Müslüman olmayı temenni etmeleri hadiste niye korkutmak içindir? Yani o da yine kıyametin dehşetinin çok büyük olduğunu, burada nice elbiseliler orada çıplak olduğunu, dolayısıyla büyük bir dehşetin olduğundan korkutmak içindir. Arabi'nin sözü de şundan korkutmak, yani Ramazan orucunu günahla birlikte tutmaktan korkutmak. Yani oruç tuttuğun halde hala günah işliyorsan boşuna tutmuş olursun. Ondan korkutmak içindir. Dolayısıyla bu üçüne de uygun olan teksirdir, taklildir. Vel beyteyn iki beyt de yani ya rubbe yevmin kad lahutu ve leyletin ve rubbama ufeytu fi alemin bunlar da mesukani lil iftihari şair bunun iftihar için yani övünmek için bunu söylüyor. Birincisi affedersiniz edepsizliğiyle iftihar ediyor.
İkincisinde de cömertliği için ki onu söyledi. وَلَا يُنَاسِبُ وَاحِدًا مِنْهُمَا التَّقْلِيلُ. Taklil, tehvife de uygun değil, iftihara da uygun değil. Onun için buralarda hep ne içindir? Teksir içindir. Şöyledir yani, bu dünyadan nimet içerisinde yani çeşitli çeşitli kıyafetler, elbiseler giyer ama ahirete yönelik bir zade, bir azığı olmayınca orada o nimetlerden çıplak olacaktır. Bir elinde bir şey olmayacaktır. Evet. وَمِنَ الثَّانِي Rubbenin taklil için geldiğine örnektir. قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ Ebu Talib Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Resulullah'la ilgili şöyle diyor. وَاَبْيَضَ يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَا عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ Yani burada vav bimana rubbedin. Yani rubbe evyada yani az olarak bulunur kim? O beyaz tenli ki يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ onun yüzü suyu hürmetine gamam buluttur. Buluttan yağmur istenir onun yüzü suyu hürmetine. Ve o simalul yetama. Yetama yetimin çoğuludur. Simal yetimin çoğuluna şey yetimin imdadına yetişen. Yani yetim genelde sıkıntılıdır ya. İşte onun imdadına yetişen ve ismetun lil aramili. Aramil Ermel'in çoğuludur. Ermel azığı tükenen. Bazen Ermel dul kadın içinde kullanılır. Genelde Ermel azığı tükenen. O azığı tükenenlere de nedir? Sığınma yeridir. Evet. İşte bu beyt Ebu Talib Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için söylüyor. Hatta biliyorsunuz Ebu Talib'in son anda iman edip etmemesi çok ihtilaflı bir konudur. Zahir alimlere göre, zahir alimler cumhuruna göre iman etmemiştir. Hatta inneke la tehdi men ahbabte velakinnallah yehdi men yeşâ ayeti onunla ilgili olduğunu söylüyorlar. Ama tasavvuf alimleri Ebu Talib'in imanla gittiğini söylüyorlar. Ve Abdülvahab-ı Şahrani Rahimahullah büyük mutasavvuf ben bu inançla Allah'ın huzuruna varmak istiyorum diye bir ifadesi de vardı. Yani Ebu Talib'in iman üzere gittiğini ve istişade olarak bu beyti ve bundan önceki beytleri delil gösteriyorlar. Yani onun Müslüman olduğuna. Efendim? Yani anne babası için tabii yine cumhure göre anne babası fetret ehlidir. Dolayısıyla ondan dolayı azap görmezler. Ama yine bazı mutasavvıflar işte Allah Celle Celaluhu annesini babasını diriltti ve iman edip tekrar öldüler. Yani İslam'ın mantığı açısından da bu yaklaşım biraz sıkıntılıdır. Ve kavlül ahar diğer şair de şöyle diyor. Ela rubbe mevludin ve leyse lehu ebun وَذِي وَلَدٍ لَمْ يَلْدَهُ أَبَوَانِ أَلَا Dikkatli ol diyor. رُبَّ مَوْلُودٍ Bazı çocuklar var. Bak biz burada rubba yine teksir için değil. Bazı çocuklar vardır ki وَلَيْسَ لَهُ أَبُونَ Babası yok. Mesela kim gibi? İsa gibi aleyhisselam.
İsa mevlüttür. Yani doğurmuştur, babası yok. Ve zivveledin. Ve bazı çocuklu şahıslar vardır ki lem yellehu ebevani. Bunun aslı lem yellehu'dur. Ama nahviler bunu bu lem yelid, burayı dinleyin, lem yelid ketifun gibidir diyorlar. Nasıl ki ketifunun Araplar kesteyi ağır bularak ketfun okuyorlar. Ketfun, kitfun, lem yelid, o da ketif gibi, tahfif için lem yel, lem yeldehu ebevari. Yani bazı çocuklu kimselerde vardır ki anne baba onları doğurmamış. Kim gibi? Adem Aleyhisselam gibi. Adem Aleyhisselam zivalettir ama anne baba onu doğurmamış. İşte burada da Rubben'in taklidi için olması açıktır yani. Çünkü o babasız olan mevlüt tek kişiydi İsa Aleyhisselam. Çocukları olup anne babası olmayan yine tek kişidir Adem Aleyhisselam. Adem ve Havva. Evet. Ve zî şâmetin garrâ fî hurri vecihî mücelleletin lâ temkadîli evâni. Ve zî şâmetin bazı, demek bunun devamıdır. Dur bu, bakayım bu kimindir acaba? Hem Amr-ül Cennebi diye birisiymiş. Evet. Ve zişâmetin garrâ'a, bembeyaz bir benin sahibi de vardır. O şama ben arkadaşlar. Vücuttaki ben var ya, o ben anlamındadır. Garrâ, agarrın müennesidir. Agar aslında kerim anlamında, güzel anlamında ve beyaz anlamında gelir ama asıl lugavi kök anlamı beyazdır. Dolayısıyla diyor yani rubbe zişâmetin garrâ'a, beyaz ben sahibi vardı. O ben, beyaz bende nerededir? Fî hurri vecihî. Onun halis yüzünde. Bununla da aya işaret ediyor. Hani ayın böyle insan 14'ünde aya baktığında böyle bazı şeyler gibi görülüyor. Dalgalanma. O dalgalanmadan kasıt bende. Yani benden kasıt o dalgalanmadır. Mücelleretin o şeyinde, o halis yüzünde belli olan mücelleretin o örtülmüştür. La tenkadili evanin, zamana da yani zaman itibariyle de o şane ne olmuyor? Tükenmiyor, bitmiyor, yok olmuyor. Tenkadî tükenme. Ama buradaki tenkadî damiri şamete gider. Mücelleletin de onun sıfatıdır. Yani o beyaz şame, beyaz ben mücelleletin örtülüdür. La tenkadî evanın, zaman için tükenmiyor. Yani zamanın üstünden geçmesiyle yok olmuyor. وَيَكْمُلُ فِي تِسْعٍ وَخَمْسٍ شَبَابُهُ وَيَهْرُمُ فِي سَبْعٍ مَعَنْ وَثَمَانٍ. Evet, diyor o zişama, yekmülü damiri ziye gider. Yani bakınız, şamet müennes olduğu için mücelleletin ve la temkadî müennes damiri ona gitmiştir. Ama zi sahip anlamındadır, müzekkerdir. Onun için yekmulu müzekker damiri ona gitmiş. Ve yekmulu, o tamamlanıyor. Fî tıs'ın ve kemsin şebabuhu. Ne tamamlanıyor? Ha, damir yok. Şebabuhu faaldir. Onun o zişamenin gençliği 9'unda ve 5'inde tamamlanıyor. Ve yehrumu fî seban, evet, ma'an ve semanın. Ve 7'de ve 8'de de nasıl oluyor? Efendime söyleyeyim.
diyor, yaşlanıyor. Evet. Yani üzerinde o yaşlılığıyla veya gençliğin tamamlamasıyla diye işaret ediyor 15'ine. Ki zaten tesva hamsine eder 14 eder. Değil mi? Onda onun gençliği tamamlanıyor. 14-15 tamamlanıyor. Değil mi? Ve ve yarumu fisseban man ve semanin. Yani fisseban ve semanin man. 7 ile 8 ne eder? 7 ile 8. 15 eder. Orada da diyor tabi ha, o be on 15'te 14'ü birlikte hesapladığımızda 29 eder. O zaman da yaşlanmış oluyor. Değil mi? Çünkü 29'unda ay neredeyse görülmeyecek şekildedir. Ara da diyor bu ve zi veledin ve ala rubbe mevludin ve ve zi veledin ve ve zi şametin. Bunlardan birincisinde İsa'yı, ikincisinde Adem'i, üçüncüsünde ayı kastetmişti. Evet. Ve burada rubba taklit içindir. Çünkü bunların her birisi de sadece zivaledin lem yeldev ebevani, onu Adem ile Havva diyebiliriz. Ama diğeri de biridir. Ay da birdir. Dolayısıyla rubba taklit içindir. Teksir olamaz. وَنَظِيرُ رُبَّا فِي اِفَادَةِ التَّكْثِيرِ كَمِ الْخَبَرِيَتُ diyor, Rubbe gibidir. Hangi konuda? Teksire delalet etme konusunda. كَمِ الْخَبَرِيَ. Hani biliyorsunuz iki tane kem var. Bir kem-i istifhamiye var. Bir de kem-i haberiye var. Kem-i haberiye ne gibidir? O da Rubbe gibi teksire delalet eder. وَفِي اِفَادَةِ تَعْرَةً ve ifadet taklili uhra. Bazen taksir, bazen de taklili ifade etmede onun naziri nedir? Kattir. Alama seyyati inşallahu fi harfi kafi, kaf harfinde geleceği gibi. Yani kat bazen taklil için gelir. Mesela genelde şu örneği verirler. Kad yastukul kelubu ve kad yecudul vekilu. Cimri adam az cömertlik yapar, yalancı adam da az yalan söyler, şey doğru söyler. Burada kat takli içindir, bazen de teksir için gelir. Mesela kadın ara tekallübe vecike fissemai. Rabbimiz Celle Celaluhu, Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme senin yüzünün çokça semaya yöneldiğini görüyoruz. Orada kat, çoğu alimler teksir içindir diyor. وَصِيَهُ تَصْغِيرِ Tasgir sigaları. Tasgir, küçültme. Tasgir, Arabi lisanda önemli bir konudur. Hem nahviler ele alıyor, hem sarfiler. Tasgir de tıpkı rubbe gibi, yani o da zıt iki anlamı ifade ediyor. Bazen tasgir hakaret içindir, bazen de tazim içindir. Mesela tekulu Hüceyrun ve Rüceylun. Bakınız. Yani taşçık, adamcık veya adamcağız Türkçe'de. Bak ikisinde tasgî taklî içindir. Fetekunu li taklî. Burada taklî içindir. Ve kal ve şair şöyle diyor. Füveyka Cübeylin Şamikin len tenâlehu bi kunnetihi hatta tekille ve te'mele. Yani diyor ya kendisini eğer övüyorsa ben öyleyim veya o övdüğü kimse fuvayka, fuvayka fevkın tasgiridir. Cübeyl'in de cebelin tasgiridir. Hem o üstünlüğü tasgir ediyor, hem dağı ve bu tasgirden de maksat tazimdir. Ha, çünkü Şamih'in demiştir. Şamih'in karinesiyle
bunun tazim için olduğunu biliyoruz. Yani yüksek bir dağın üzerindedir. Len tenalehu. Sen o dağa bi kunnetihi, o dağın tepesine ulaşamazsın. Kunnet. Kunnet ile kimmet aynı manaya gelir. Kunnet, kimmet, zirvet. Bu üçü tepe noktası. Yüksek tepe noktası. Yani sen diyor onun o ba'allahu alem ila anlamındadır. Yani len tenalehu bi ila kunnetihi. Sen o dağa, o dağın tepesine ulaşamazsın. Hatta tekille ve ta'mena. Çalışmadan, yorulmadan. Tekil, kelaldendir. Kelal, yorulma. Ta'mel de çalışma. Yani yorulmadan, çalışmadan o dağın tepesine ulaşamazsın. Ve kâle Lebid radıyallahu anh, Lebid, Allah kendisinden razı olsun, demiş ki, şuna bakıyorum ama hiç bitmiyor. Herhalde burada duracağız. Evet. Ve kâle Lebidun, Lebid diyor ki, evet, ve kullu unâsin sevfe tedhulu beynehum duveyhiyetun tasfarru minhel enâmilu. Bütün insanların, unas çoğuldur. Bütün insanların arasına girecektir. Ne girecektir? Duveyhiyetun. O dahiyecik. Bakınız. Duveyhiyet, dahiyetin tasviridir. Dahiyetten maksat ölümdür. Ve buradaki tasvir de onun büyüklüğü içindir. Tazım içindir. O duveyhiye ki tasfaru minhel enamilu. Şu parmak uçlarının ondan sarardığı, yani haliyle insan ölünce parmak uçları sararıyor ya, işte parmak uçlarının kendisinden sarardığı o dahiciğin, dahicik olan ölüm her insan grubunun arasına girecektir. Evet. Burada dedik yani tasvir, tazim için. İlla ennel gâlibe fî kat ve tasgîr, ancak katta çok olan ve tasgîrde de yaygın olan ifadetuhuma et-taklîle, onun taklîle ifade etmesi, ama kadın teksir için gelmesi azdır. Tasgîrin de taklîlde tazim için gelmesi azdır. Rumbe ise bile aksi, yani onda teksir çoktur, taklil azdı. Yeter burada duranmış. Senin de herhalde işin var. Nefa'anallahu bihin efendim.